Herkese merhaba. Üst sınıf bir Android cihazı satın almak isteyenlerin baktıkları ilk seçenekler genellikle Samsung'un, LG'nin, HTC'nin, Sony'nin ürünleri oluyor. Ancak Lenovo, Acer, Asus gibi üreticilerin de dikkate değer ürünleri bulunuyor. Elimde tutmuş olduğum Lenovo Vibe Z2 Pro bu tarz bir ürün. Bir phablet arıyorsanız belki daha yüksek fiyatlı ürünlere bakmak yerine elimde tutmuş olduğum Lenovo Vibe Z2 Pro'ya bakabilirsiniz. 1800 lira civarında bir fiyata sahip olan bu phablet, büyük ekranlı akıllı telefon, 6 inç ekranıyla gerçekten geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. 6 inç ekranı 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Bu da keskin yazı ve grafiklerin kullanıcıları beklediğini gösteriyor. Gerçekten Lenovo Vibe Z2 Pro'nun ekranında fotoğraflara bakmak, film izlemek, internette gezinmek oldukça keyifli. Telefonun etrafını, ekranın etrafını saran çerçeve oldukça dar tutulmuş. Böylelikle Lenovo Vibe Z2 Pro elde rahatlıkla tutulabiliyor. Tabi tek elde tuttuğunuzda parmağınız ekranın bütün noktalarına ulaşmıyor. Ancak ergonomik açıdan Lenovo Vibe Z2 Pro'nun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yeteri kadar ince bir telefon var karşımızda. Böylelikle cebe de rahat sığdığını söyleyebiliriz. Lenovo Vibe Z2 Pro'nun temel malzemesi metal. Metal bir telefon, herhangi bir parçası çıkarılmıyor. Baktığımızda şık olduğunu söyleyebiliriz. Biraz keskin köşelere sahip, bu da görünümü biraz da kalınlaştırıyor. Biraz kaba bir telefonmuş gibi görünüyor. Ancak telefonun ince oluşu ve kenarların arkayla buluştuğu noktadaki kavis yapı telefonu rahatlıkla tutmanıza olanak sağlıyor. Önde ekranın altında da kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Bunların aydınlatmaları yok, ancak el yordamıyla bunların var olduğunu görebilirsiniz. Bu ekran altındaki kapasitif dokunmatik tuşlar yardımıyla da Android kullanıcı arayüzünde gezinti işlemi sağlanıyor. Telefonun tasarımını biraz daha yakından bakacak olursak, ses tuşları sol kenara yerleştirilmiş. Sağda da güç butonunu görüyoruz. Böylelikle elinizde tuttuğunuzda güç butonuna ve ses tuşlarına rahatlıkla erişmeniz mümkün oluyor. Bu konuda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Bunun dışında SIM kart yuvası var. Lenovo Vibe Z2 Pro'nun çift SIM kart desteği var. Yani bir yerine iki kartınızı, mikro SIM kartınızı takabilir ve iki farklı hat taşıyorsanız bunları Lenovo Vibe Z2 Pro ile kolaylıkla yönetebilirsiniz. Bunun dışında telefonun alt kenarında mikro USB portunu, hoparlörü ve mikrofonu görüyoruz. Aynı zamanda üstte de 3.5 mm kulaklık ışığı yer alıyor. Arkada 16 megapiksel kamera, çift led flash ve ikinci mikrofon var. Böylelikle Lenovo Vibe Z2 Pro oldukça kaliteli, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor. Önde de ekranın hemen üzerinde 5 megapiksellik ikinci bir kamerayı ve led bildirim göstergesini görüyoruz. Bir bildirim geldiğinde veya telefon şarj olurken görmüş olduğunuz gibi bildirim ışığı yanıyor. Lenovo Vibe Z2 Pro'nun içine baktığımızda geçen yılın bileşenlerini kullanıldığını görüyoruz. Qualcomm'un geçen yılki amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 801 yongası Lenovo Vibe Z2 Pro'yu güçlendiriyor. Bunun dışında telefonda Adreno 330 grafik işlemcisi, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza bulunuyor. MicroSD kart yuvası bulunmuyor. Bu da Lenovo Vibe Z2 Pro ile birlikte gelen 32 GB'lık dahili hafızayla yetinmeniz gerektiği anlamına geliyor. Lenovo Vibe Z2 Pro'da gelen Snapdragon 801 işlemcisi her ne kadar geçen yılın ürünü olsa da ve artık eskimiş gibi gözükse de Snapdragon 801 bu telefonda oldukça iyi bir performans gösteriyor. Kullanıcı arayüzünde gezinti oldukça iyi, internet sayfalarını gayet hızlı şekilde açıyor. Sayfada gezinme, yukarı aşağı kaydırma veya yazıları ekran boyutuna göre ölçekleme işlemlerinde bu işlemci iyi bir vazife görüyor. Aynı zamanda fotoğrafları görüntüleme, fotoğraflarda uzaklaştırma ve yakınlaştırma işlemlerini yapma, üst sınıf oyunları oynama, bu gibi işlemlerin hepsini Qualcomm Snapdragon 801 işlemci iyi şekilde gerçekleştiriyor. Lenovo Vibe Z2 Pro'da yer alan 4000 mAh kapasiteli pil de bu telefonun yaklaşık 2 gün boyunca tek şarjla idare etmesini olanak sağlıyor. Tabii ki ekran parlaklığını kısarsanız, 3G'yi kapatırsanız veya arka planda pili çabuk şekilde, hızlı şekilde tüketen uygulamalardan kurtulursanız bu da pille daha uzun süre çalışmanıza olanak sağlayacaktır. Lenovo Vibe Z2 Pro'da Android Lollipop çalışıyor. Aslında bu cihaz kutudan çıktığında, elimize geldiğinde Android 4.4 KitKat bulunuyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda gelen güncelleme ile birlikte artık bu telefonda da Lollipop'un tadına bakmaya başladık. Baktığımızda Lenovo'nun özelleştirilmiş kullanıcı arayüzünü bulunduğunu görüyoruz Vibe Z2 Pro'da. Bu kullanıcı arayüzünde uygulama menüsü yok. Bunun yerine bütün bileşenler ve diğer klasörler, uygulama kısayolları ana ekranda bulunuyor. Baktığımızda menülerde renkli tasarımların kullanıldığını, renkli ikonların kullanıldığını görüyoruz. Her türlü ayarı rahatlıkla bulmanız mümkün.
Bunun dışında çeşitli özelleştirme seçenekleri de Lenovo Vibe Z2 Pro'da sunuluyor. Tema Merkezi adlı bir uygulama var. Bu merkeze girdiğinizde tema, duvar kağıdı, kilit ekran tasarımı, son görevler listesi gibi bileşenleri değiştirebileceğinizi görüyorsunuz. Eğer mevcut tasarımdan sıkıldıysanız ve farklı bir şeyler yapmak istiyorsanız Lenovo Vibe Z2 Pro'da bulunan tema merkezi bu işlevi görmeye olanak sağlayacaktır. Bunun dışında Lenovo'nun ShareIt, ThinkIt gibi uygulamaları da Lenovo Vibe Z2 Pro'da yüklü olarak geliyor. Bunlar sayesinde de telefonun verimliliği biraz da artırılmış oluyor. Aynı zamanda WPS Office adı verilen bir ofis uygulamasını da Vibe Z2 Pro'da yüklü olarak görüyoruz. Araçlar bölümü içerisinde de görmüş olduğunuz gibi hesap makinesi, ses kaydedicisi, NFC, pusula gibi yararlı araçlar bulunuyor. Bunun dışında Google'ın servislerine ait olan uygulamaları da Lenovo Vibe Z2 Pro'da yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Ve bunun dışında da Play Store üzerinden de Lenovo Vibe Z2 Pro'ya farklı uygulamaları indirebilirsiniz. Aynı zamanda oyunlar, kitaplar ve gazetelik bölümü de Lenovo Vibe Z2 Pro kullanıcılarını hazır şekilde bekliyor. Lenovo Vibe Z2 Pro'nun arkasında 16 megapiksel kamera yer alıyor. Bu kamera 4K video kayıt yeteneğine sahip. Önde de 5 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera yer alıyor. Görmüş olduğunuz kamera uygulaması bir hayli kullanışlı, sade bir arayüze sahip. Ekranın sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda bulunuyor. Bunun dışında farklı modlara geçebiliyorsunuz. Süper panorama, özel efektler modları yer alıyor. Bunun dışında yine ayarlar bölümüne de ekranın sol altında bulunan ikon yardımıyla erişebilirsiniz. Kadranlı bir yapı var ve buradan görmüş olduğunuz gibi gayet kullanılır, kullanışlı, anlaşılır bir kullanıcı arayüzüyle flash, cam kipi, görüntü oranı gibi farklı ayarları yapabilirsiniz ve istediğiniz fotoğrafı gayet rahat şekilde seçebilirsiniz, çekebilirsiniz. Akıllı sahne tanımlama özelliği de fotoğraf çekerken işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bunun dışında video kaydetme yöntemi de görmüş olduğunuz gibi hızlı çekim, yavaş çekim, en iyi canlı gibi farklı video çekim modlarına olanak sağlıyor. Ultra HD gibi yüksek çözünürlüklü, ultra yüksek çözünürlüklü bir çekim modu da Lenovo Vibe Z2 Pro'da yer alıyor. Lenovo Vibe Z2 Pro ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları ve izlenimimizi teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.